Değerli izleyicilerimiz, Nazilli Yalınkuyu Mahallesi'ndeyiz. Dedik ya, buradaki üretici arkadaşlarımızla buluşacağız. Ama köyle ilgili de önce bilgi vermek istiyoruz size. Yanımızda muhtarımız var. Muhtarım, sizi tanıyalım. İsmim Metin Aydın. Öncelikle köyümüze geldiğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hem köyümüze tanımış olacak herkes, görecek. Evet, köyünüzün geçim kaynağı ne? Önce onu sorayım. Tarım, zeytin, portakal, koyunculuk, büyükbaş var. Bunlarla uğraşıyoruz. Evet. Sıkıntılarımız büyük. Devletimizden damlamamız istiyoruz. Suyumuz gıt, az. Suyla ilgili probleminiz var. Evet. Damlamamız yok köyde. Açık sulama yapıyoruz. Bundan devletimizden damlama yaparlarsa bizim için iyi olacak. En azından vahşi sulama sisteminden kurtulmuş olacağız. Suyumuz, mesela mahsulümüz istediği kadar su vereceğiz. Fazlası gitmeyecek. Su kaynağı var mı köyde? Var. Nerede? Var. Yukarıda deremiz var bir. Heh. Orada var. Geçen dilekçemi verdim. Orada bir gölet istedim. İnşallah yapacağız dediler. Yani gölet yapılırsa bir nevi kurtulmuş oluyor mu sistem? Yani tabii. Kurulur. Aynen. Ondan sonra da zeytine ve portakala da su ihtiyaç çünkü. Aynen. Bak, gördüğünüz şu zeytin ağaçları hep su istiyor. Peki portakalınızın özelliği ne buranın? Portakalımızın özelliği alay incisi var. Normal paşindon var. Mandalin iyidir. Direkt Avrupa ihracı oluyor. Evet. İzmir, İstanbul pazarının bizim buradan gidiyor. Köyümüzün narinci çok. Portakal, zeytin var yani. Cinsi ne buradakinin? Portakal, paşindon. Alayın cinsi. Evet. Güzeldir. Peki zeytinleriniz cinsi nedir? Çekişke, eşek deriz, domates, gemlik hepsinden var. Hepsinden var. Hepsinden var. Peki köyün tarihiyle ilgili Yalınkuyu nereden geliyor? Yalınkuyu şuradan geliyor. Eskiden bizim köyün aşağısında bir kuyu varmış. Kuyunun olduğu yerden hayvanlarımız su içermişmiş. Köyümüzün ismi oradan geliyor. Yani yalın tek, yalnız başına bir kuyu. Evet, evet, tek bir yalnız, kuyu. Evet. Atıl durumda herhalde. Aynen. Şimdi ama siz yaptırmışsınız. Yaptırdık. Biraz. Evet. Orası bir tarih eser olarak bizim. Oraya kuyu hani kalsın dedik. Evet. Şu anda tabii suyumuz yok. Çıkmıyor ama eskiden vardı. Kaç hane? 350. 350. 350'nin 350'si de yaşıyor mu köyde yoksa? Bazıları dışı gittiler. Mesela İzmir, İstanbul gidenler var, Antalya'da gidenler var. Gittiler yani. Evet. Gördüğüm kadarıyla böyle eski tarihi bozulmamış evler de var. Hala kullanılıyor herhalde, değil mi? Mesela benim evim tarihi eser. Yılı kaç yani? Bilmiyorum, köyün kuruluşunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Çok eski. Yani araştırın bence muhtarım. 1800'lerden bahsediyorum mu? Evet. Nazilli yok lan, bizim burası varmışmış. Evet. Bir günde 99'dan koyun kesilmiş. 100. koyun kesileceği zaman bir teyze gelmiş. Oğlum, etim yok demiş. Ben bir koyun kesme demiş. Teyze, etim kalmadı demiş. Ondan sonra 100. koyun alıp geliyorlar. Ne oldu belasız? Adam gitmiş. 100. koyunda. Yani geçmişe dair aslında hikayeler var da. Var. İşte bunları gün yüzüne de çıkarmak lazım. Burası sana nayemişmiş. Naye. Evet. Padişahımız buradan ordusundan geçmiş. Geçiş yolu üzeri olduğu için de eski bir köy yani. Aynen, eski. Şimdi köyde tabii ki zeytin var, narenci ürünleri var. Var. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da var. Şimdi onları da ziyaret edeceğiz zaten. Evet. O zaman köy gezimiz başlasın mı? Başlasın. Hadi. Peki. Değerli izleyicilerimiz, tabii ki köyde geçimlerini sağlayan bir sürü üretici arkadaşlarımız var. İşte portakaldı, zeytindi gibi. Tabii bunun yanında da büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da yapıyor. Onları da sizlerle paylaşacağız birazdan. Değerli izleyicilerimiz, haliyle köyde küçükbaş hayvancılık var. Tabii ki ağırlıklı olarak koyun. Şimdi ablamız var yanımızda, onu tanıyacağız. Ama ben onu mantar toplarken de gördüm. Elinde mantarı da var. Şimdi o mantarla ilgili de bilgi alacağız. Küçükbaş hayvancılık da var. Çünkü yıllarını küçükbaş hayvan yetiştirerek geçirmiş bir ablamız. Tanıyalım mı sizi? Zübeyde Aydın. Aydın. Evet. Çocukluktan beri küçükbaş hayvan yetiştirdiğini öğrendik. Evet, yetiştirdik. Hep koyun muydu? Koyun, büyükbaş da yetiştirdik. Hepsini böyle baktık. Dağlarda geziyor muydun? Çok gezdim. 130-140 koyuna dağdan dağa çok gezip baktım. Koyunlar gezerken kuzulardı. Hı-hı. Onlar kucağımda ev getirir. Çok baktım. Çok berketli. Hayatlar nasıldı? Ya, o zaman için daha iyiydi. Evet. Tabii şimdi her şey zorlaştı. Peki köyde hayat nasıl gidiyor? İyi şu anda ya. Yani işte eskiye nazaran kıyaslarsan. Çünkü eskiden insanlar yokluğun kıymetini biliyorlardı. Tabii. Şimdi varlık var, imkan var ama kıymetini bilmiyoruz. Bilen yok. Ne kadar varlık olsun yok deniyor. Değil mi? Eski geçim, hayat kolay değil eski gibi. Evet. Eskiden yoğdu.
Tabii. İsraf etmiyorlardı, şey biliyorlardı. Şimdi israf ediyorlar tabii, değil mi? Fazla şimdi, var ya. Tabii şimdi her şey kolay, her şey makine, her şey var ama yine eski hayat yok. Peki sen zeytin falan böyle kırma yapıyor mu? Yapıyoruz kırma. Turşu yaptın mı? Yap, kendimiz yiyecek kadar yapıyoruz. Ne var turşu? Turşu, biber, lahana, salatalık. Onları öyle yapıyoruz. Yiyecek kadar yapıyoruz kendimiz. Yani zeytini kırıyorsun, hazırlıyorsun. Onu da zaten bir teyzemiz de konuşacağız zaten değil mi? Kırıyoruz, şimdi sen tuzluyoruz bir gün. Yani o tuzdan duruyor, sonra suyunu koyup. Köyde iş bitmiyor değil mi? Köyün işi hiç bitmiyor. Ama huzurlusun. Tabii. Önemli olan da o. İstediğin kendin yapıp organik olarak yapıp yiyebiliyorsun. Aynen. O var. Köyün işi. Peki burada koyun var ama bundan sütünü mü satıyorlar? Ne yapıyorlar? Ya da besi olarak mı? Besi olarak satıyorlar. Bizim burada aslında sütünü yapsan çok güzel. Ama biz yapamadık. Sadece kuzusunu aldık. İhtiyacınız olanı da mı yapmıyorsunuz? Koyunlardan yapmadık hiç. Yapanlar var. Önce 2-3 koyunumuz varken yapardık, sağardık. Evet. Koyun sütü başka oluyor tabii. Vallahi böylece hayat devam edip gidiyor da değil mi? Devam edip. En azından üretiyoruz. Tabii. Kendi yiyeceğimizi üretiyoruz. Evet. Şimdi o mantarı bir aç bakalım abla. Bir tane alayım ben. Şimdi bunun ismi ne? Bunun ismi kulecik diyorlar. Kulecik? Evet. Şimdi bu ne zamanlar oluyor? Şimdi yağmurlar yağdı mı oluyor? Yağmurlar yağdığı zaman oluyor. Bunu topluyorsunuz. Topluyoruz. Topladıktan sonra yıkıyorsunuz. Yıkıyoruz. Sonra? Haşlıyoruz. Sonra soğanla domates kavurup içine katıp kavurup yiyoruz. Turşusunu falan yapıyor musun? Yok. Öyle hiç bilmiyoruz. O kadar olmuyor mu? Hiç turşusunu bilmiyorum ben. Biz hiç bilmiyoruz. He. Bir tepsiye dizip de fırın sürüyorlar buna. Ben hazır olunca hemen yiyorum bitiyor dedim. Biz hemen kavurup hazır yiyoruz. Eskiden mi çok oluyordu şimdi mi? Eskiden daha çok oluyordu. Şimdi eskisi gibi yağmur olmadığı için fazla olmuyor. Yağmurlar yağmaya başlayıp çıktı bunlar. Anladım. Yağmur yağdığı zaman çıkar. Tabii. Yağmur nerede olur genelde? Genellikle böyle yeşillik yerlerde, yonca tarlalarında oralar çok oluyor. Oradan topluyorsunuz. Topluyoruz. Sizde büyükbaş hayvan var mı? Var, iki tane var. Onları da idare ediyorsunuz. İdare ediyoruz. 5 tane koyunumuz kaldı. İkisi kurbanlık. Başka bakamıyordığımız için sattık işte o sene. Tabii yalnız olunca da zor. Çocuklar da yavaş yavaş okuduğu için oğlan, kendi mesleklerini alacaklar. Oğlan çalışıyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyicilerimiz, gezimiz devam ediyor. Ama mantardan bahsettik ama önünüze gelen mantarı da yemeyin. Zehirli mantar çevrede çok fazla var. En azından bilen insanlardan, mantar yemeyi seven arkadaşlar vardır. Bilen insanlardan alın diyelim ve devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, köy gezimizde gördük ki böyle bir yaşlı çınar dayımız var yanımızda. Biraz geçmişe dair dedik de sohbet edin. 1942. Evet. Senin özelliklerin varmış böyle ya. Geçmişte yaşanan böyle kültürleri falan biliyormuşsun, maniler biliyormuşsun. Mani işte kafadan derliyoruz, toparlıyoruz. Unutmuyoruz ben buna. Bu şapkanın içinde 500 tane nuska var, nuska. Bak. Aç bakayım şapkayı göreyim. Ama aklımın içinde. Kafamın içinde. Şapkanın içinde diyor yani. O diyor. Kafamın içinde. Tamam. Ha. Şapkanın bir önemi yok yani. Önem yok. Tamam. Ha. Ben şapkanın içinde yok ama kafamın içinde. Senin bak, isim ne isim? Benim isim Ahmet Cırık. Cırık. Ama ben bu Ahmet Cırık diye bilmezler. Muhtarım bu da. Ne diyebilirler? Yetim Ahmet diye bilirler. Yetim Ahmet. Evet. Niye Yetim Ahmet? Anadan yetim, babadan öksüz, karıdan yetim kaldık. Tamam, diyecek bir tek bir şeyimiz yok. Peki şöyle söyleyelim, yani eskiden yaşamak nasıldı, şimdi nasıl? Gücümde esas yaşanacak devir anca geldi ama bizim yaş geçti. Buradan Nazilli'ye ben 1 saat 15 dakikada eski ortaokulun önünde biber yükün enderden bilirim eşeğlen. Bak. O adam 1 saat bir daha gelirdi. Ertesi gün, perşembe gün bir daha yükü dolu sarardık giderdik. Ama şimdi yaşantı güzel. Araba çok vesaire çok. Çalışan azaldı. Evet, çalışan azaldı. Gençlerimiz çalışmıyor. Ama Allah'a şükür biz yokluğu da gördük de, tokluğu da gördük de. Hepsini gördüm. Hepsini gördüm. Ben yıldım 3 sene bir pantolon giydim. Bak, bir tek pantolon 3 sene giydim.
arkaları yırtılırdı. Annem yamuğu verirdi. Dizlerim öyle. Hani. Evet. Ama şimdi yamalı pantolon kıyam var mı acaba? Moda oldu, moda. Ha? Her yer sökük, ha, dikik. Moda oldu onunla. Moda oldu. Onun için ben eski düğünlerimize, cuma günden başlardım, hı-hı, düğünler. Daha pazar günü gelin alınca kadar devam ederdi. Peki sen bildiğin neler o manilerden? Ya ben işte dedim mi, demin söyledim ya. Olsun, sen birkaç tane söyle ya. Söyledim hani. Ak bıçak, karı bıçak, baban dükkan açacak. Evlenmen bekarla naylon kızla çıkacak derlerdi eskiden. Evet. Ha. Doğru, onlar çıktı. Başka? Karapel eker misin, balılan şeker misin? Benim çektiklerime sen olsan çeker misin demiş. Evet. Hani bu dünyanın kahrı böyle. Şimdi... Birkaç tane daha söyle, iyi gidiyorsun. Ya şimdi... Ne diyeyim, deminden söyledim ya. Hak sahibi, mülk sahibi. Hani bunun hakiki sahibi. Ondan sonra... Ben çiftçilik yaptım 40 sene. Bak, öküz çiftçiliği. 40 sene. Benim burada hani Allah'a şükür hiç yüz kızartacak bir işim olmadı. Gençler bundan başında anası babası var. Çoğu anası babasını dinlemiyor. Bak. Tavsiyen ne olur işte? Tavsiyen onlara bir olur. Tavsiyen olsun. Tavsiyem, çalışsınlar ya. İş bulsun gitsinler. Hani boş kalmasınlar. Boş kalmak ne demek? Bir gün boş kaldın, bir hafta aç kalırsın. Ben diyeceğim bu. Ha. Teşekkür ediyorum ben sana. Bir şey değil, bir şey değil. Evet. Devam edeceğiz, bizden ayrılmayın. Değerli izleyicilerimiz, dedik ki Yalınkuyu'da büyükbaş hayvancılıkta uğraşan birkaç işletmeden bir tanesi de şu anda oradayız. Biraz hayvanları falan gezdik böyle. Sanki keyifleri yerinde de önemli olan ona bakan adamın keyfi yerinde mi? Değil mi? Onu sormak tabii lazım. Tanıyan mı abi seni? Ben Mustafa Eyol. Niye Eyol demişler? Eyol demişler. Eyol demişler Kaan. Eyi oldun mu bari? Allah aşkına çok iyi. Değil mi? Tabii. Sen kaç yıldan beri uğraşıyorsun hayvancılıkla? Ben 10 yıldan beri uğraşıyorum. Önceden? Önceden çiftçilik yapıyorum. Tarla. Portakal falan. Portakal, her şey var. Sonra nasıl karar verdin hayvancılığa? Sonra benim oğlan veteriner tesisinden çıktı. Ondan sonra buraya bu tesisi kurduk. Yani kökte olunca da tabii hayvanların dedi bakımı da Bakımı da kolay, olur. Kolay oluyor. Çok eskiden yapıyordum ben bu işe. Ya bıraktım. Bıraktıktan sonra tekrar başladık yine. Şimdi biraz daha profesyonel oldu. Tabii. Oğlan ilgili. Evet, sen burayı yaparken şey mi aldın? Destek aldın mı yoksa kendin mi yaptın? Ya kendimiz yaptık. Ziraat Bankası'nda kredi çektik. Öyle, bankadan kredi çektim birazını. Çektim. Sonra kaç tane hayvan koydun buraya? İlk önce buraya besi çiftliydin. 90 baş hayvan vardın. Sonra süt hayvancılığına döndük. Yani etten süte döndük. Etten süte döndük. Biraz kredilerimiz vardın. Biraz sattık, onları ödedik. Hayvan azaldı. Peki süt üzerine döndün de burada sütün satışı vereceğiniz yer var ya. Kooperatife veriyorsunuz. Evet, kooperatife. Anladım. Veriyorsun. Peki memnun musunuz süt fiyattan? Ya geçer neyse onu yapıyoruz ya. Fiyat yansıdı mı yoksa? Fiyat biraz yükseldi. Yükseldi de bazı yerlerde yansımamış o yüzden. Valla bizim orada 2500 falan yansıdı yani. Şu anda öyle. Şu anda öyle gidiyor. Ne kadar sütün çıkıyor günlük? Valla şu anda 150-160 kilo. Kilo. 150-160 kilo. Bunun yanında besicilikte yapıyor musun gene? Tabii yoksa... kendi hayvanlarımızı yapıyoruz. Kendi danlarımız oluruz. Besliyoruz, satıyoruz. Besleyip satıyoruz. Evet. Etlik mi yoksa kurbanlık falan mı? Yok, kurbanlık yapmıyoruz. Sadece etlik yapıyoruz. Cinsleri ne şu anda? Bunda hoştayın var, mantum var, simentel var. Evet. Hepsi bu kadar. Peki en çok süt verimi hangisinde? Valla en çok hoştayın adı var. Hoştayın. Evet. Özellikle süt. Evet, özellikle süt. Kaç tane süt hayvanı var? Aşağı yukarı 22 tane var. 22 tane. Ve böylece hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Peki en önemli olan kısımlardan birisi de yem sorunu. Yem sorunu tabii. Siz kendiniz yapabiliyor musunuz? Tabii yoncasına, samanına,
Arpa, buğday, mısır, onları kendimiz yetiştiriyoruz. Yüzde kaçını? Aşağı yukarı %100'ünü falan yetiştiriyoruz kendimiz. Ha, yetiştiriyorsunuz. Sadece o yüzden fiyat sizi fazla etkilemiyor yani, mu? Fendi yemi alıyoruz sadece. Evet. O kadar olacak besi yemi olduğu için. Ama siz kendi yeminizi yaptığınız için çok sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yaşamıyoruz. Evet. Çok sıkıntı yaşamıyoruz. O zaman bu işi yapacak arkadaşların özellikle de kendi yemini yetiştirmesi önemli. Tabii tabii. Kendi yemini yetiştirmiyorsa, parayla alıyorsa hiç yapmasın. Evet. Sıkıntı, doğru. Sıkıntı. Peki sizin burada genelde açık dam usulü. Evet, altlarına toprak seriyorsunuz. Evet. Ne zamanları değiştiriyorsunuz o çamur olmasın diye? 3 ay temizlik yapıyoruz. Hı-hı. İşte bir 10 gün oldu. Bir ay sonra bir daha yaparız. Ne yapıyorsunuz? Toprağı tabii, kaldırıyorsunuz. Tabii. Yok. Hayvan tersini, gübresini alıyoruz. Yağ iyilik ürtülen yağıt da sabana sürüyoruz. Hı-hı. Çapılım yapıyoruz. Tekrar hayvanları yerini koyuyoruz. Hı-hı. Üstüne toprak falan yok, döküyor musunuz? Dökmüyoruz. Çapalama yaptıktan sonra düzeliyor mu? Düzeliyor. Aynı böyle oluyor işte. Şimdi ıslak kısım altta nasıl kayboluyor? Üzerine alıyoruz ya şeysini. Ha, üstünü aldığın tabii, zaman yeterli oluyor. Yeterli oluyor. Hayvanlar bu şartlarda daha sıcak oluyor değil mi? Tabii, tabii. Beton olmaması sıkıntı ya. Beton olunca problem. Evet. Peki hastalıkla ilgili problem yaşadınız mı? Hastalıkla ilgili problem yaşadık. 10 tane buzağımız kayboldu. Çare bulamadık. Öldüler. Bir sebebi? Sebebi olan araştırdı ama mikrop diyor. Bir türlü şeyimizi bulamadık. Yani yerli bakım şartlarıyla alakalı mı yoksa bir yaygın yani, bir şey mi? Yaygın bir şey herhalde. Doğamıza evet. Yani 10 gün 15 gün yaşıyor ölüyor. Tamam. Başka bir sıkıntımız yok şu anda. Yani onunla ilgili bir araştırma yapılmadı. Yapılmadı. Vallahi şu anda var mı peki öyle bir sıkıntı? Şu anda yok. Şu anda. Yani o bir dönem yaşadık. O bir dönem yaşadık yani. 15-20 gündü falan 10 tane buzağımız gitti. Anladım. O zaman İğne ve bakımları? Veteriner çağırdık. Serum vurdu. Hı-hı. İğne yaptı. O gidiyor zaten. Ertesi gün ölüyor zaten. O zaman buzağları zamanda aşılama mı gerekiyor? Herhalde. Yani, değil mi? Tabii tabii. Zamanda kontrollü yapılırsa belki hasta olmayacak hayvan değil mi? Belki. Yani nasıl, belki. O yönden fazla bir tecrübemiz olmadığı için. Yani işte hayvan doğduktan sonra bakım ve iğneler, ilaçları verilmezse? Kimisi ishal oluyor. Hı hı. İshal de kanlı ishal çeviriyor. Ondan sonra kurtulmuyor biliyorsun. Ölüyor. Ama şimdi tabii bilinçli olduğunuz zaman ilaçları ve veteriner kontrolü de devamlı olunca veterinerimiz var o sıkıntıyı yaşamıyorsunuz. Evet, var veterinerimiz var. Ölüyor arkadaş ne yapalım? Burada köyde kaç kişi var böyle hayvancılıkla uğraşan? Valla ben devamlı gavi köyde olmadım. Yani 10 kişi var mıdır? Takriben. Takriben benim bildiğim 10 kişi ya var ya yok. Yani çok. 10 kişi bir şekilde bu hayvancılığı evet, yapıyor. Koyuncu olanlar var. Hı-hı. Yani, 5-6 tane koyuncu var. Yani büyük baş, küçük baş var. Evet. Keçi yok galiba. Keçi benim vardı ben sattım. Niye? Zapt edemedik ya. Tabii onun da bakımı gerekiyor. Hayır, güzel bakıyorduk. Evet. Bozdoğan'dan alıp gelmiştim ben. Orada bir besi çiftliği var keçi. Sayınan beyaz. Zapt edemedik. Değil mi? Yani ağaçları evet. Sıkıntı yani. Şey yaptık kapattık. Şeyin üzerinde atlıyorlar ya. Yüksek yapmak gerekiyor. Yüksek yapmak gerekiyor. Peki teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz gezimiz devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Gurbet elden mektup yazdım Sılam'a. Ne var ne yok. Hallar nasıl orada. Beni sormayın. Garip. Garip kaldım burada. Sizleri göremeden. Eremem ki murada. Selam olsun kardeş ile babama. Sılam'daki boynu bükük anama. Beni seven ayrı ayrı dostlara. Kavuşmadan eremem ki murada. Yeşil yeşil yaprak açar dağlarda. Çeşit çeşit çiçek açar kırlarda. Mor sümbüller açar, kokar bağlarda. Koklamadan eremem ki murada. Ekin büyür başak başak tarlada. Koyun kuzum eder durur yaylada. Yüksek yüksek tepelerde yollarda. Yürümeden eremem ki murada. Hazan olur eser rüzgar Sılam'da. Soğuk soğuk suyu akar dağlarda. Kıratımda bağlı kaldı ahırda. Binemeden eremem ki murada. Gurbet elde vatan dedim. Oy oy dedim. Ana dedim. Baba dedim. Yar dedim. Kardeş dedim. Göresidim vay, vay dedim. Mektup yazdım Sılam sana. Al dedim.
Atan cephelerden bir erdin, kendini yurda verdin. Göğsünü Türklüğü için sınırlarda sen geldin. Güvenir olan bir baştın, açılmaz dağlar açtın. Yurt için, millet için kahramanca savaştın. Devrimlerde nur oldun, Türklüğe uğur oldun. Bu milletin kalbinde okşanan gurur oldun. Şeref ata, şan ata, ata kahraman ata. Ölmez eserlerinle kalpleri yasın ata. Değerli izleyicilerimiz, teyzelerimiz köyde, ablalarımız köyde ne yapıyorlar? Uğraşıyorlar. Yetiştirdikleri ürünlerden pekmez, zeytin çizik böyle çiziyorlar. Kırmızı zeytin yapıyorlar. Nar ekşisi yapıyorlarmış. Bir de turşu da varmış galiba. Hani turşu nerede? Turşu fazla kalmamış da. Bir seni tanıyalım mı? Ne diye? Ne diyelim? Benim adım Raziye. Raziye. Bu isim? Aydın. 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 Raziye Aydın ne yapıyor şimdi burada? Zeytin diliyorum. Zeytini diliyorsun. Diliyorum. Siyahını dilme yapıyor. Siyahını dilme yapıyorum. Yeşilini kırma yapıyor. Kırma yapıyorum. Taşta mı kırıyorsun? Taşta kırıyorum. O zaman daha mı lezzetli? Lezzetli oluyor. Temiz daha güzel oluyor. Dal oluyor. Ellerin boyu olacak ya. Oluyor ya. Olsun. Yıkıyorum. Yıkınca gidiyor mu? Yıkıyorum. Şimdi bundan ne yapacaksın? Bunları ıslayacağım. Onları ıslayacağım. Suyunu değiştireceğim. Temizleyeceğim. Nasıl tuzlayacağım. Bastıracağım. Şeyin taşın altına bastıracağım. Tamam. Ondan sonra biden doluyor. Ondan sonra salamur ediyorum. İçine zeytin yağı katıyorum. Salamurun içine. Tamam. Öyle yiyoruz. Şimdi bu acısını almak için belli zaman suyunu değiştiriyor musun? Değiştiriyorum. Ne zaman mesela değiştiriyor? 3 gün duruyor, 5 gün duruyor. Ondan sonra değiştiriyorum. Bir hafta sonra yağını içine katıyorum. Evvel ıslayayım şeyle. 2 defa mı değiştiriyorsun suyunu? 1 defa. 3 sefer. 3 sefer suyunu değiştiriyorsun. Değiştiriyorum. Ya ilk kurduktan sonra kaç gün sonra değiştiriyorsun? 3 gün sonra. 3 gün sonra, 5 gün sonra. Üç sefer değiştirdikten sonra, ondan sonra şeyin içine katıyorum, yani kesenin içine katıyorum, temiz bir kesenin içine, taş bastırıyorum üstünden. Ondan sonra bir güneci seriyorum, güneşte kuruyor, azıcık suyu çekiyorum. Ondan sonra şeylerin içine katıyorum, yağ katıyorum içine, ilmen katıyorum. 2 sene, 3 sene bile yiniyorum. 2 sene, 3 sene. Yine. Yemeğe ne zaman hazır oluyor bu? Yemeğe her zaman için. Yok yani kurdun ya, her şey bitti. Bidona doldurdun. Doldurdum. Yani bir hafta sonra yeniyor mu? Ya, o zaman yenmez. Ne zaman? 10-15 gün sonra, daha fazla 20 gün sonra. Yani bir ay sonra rahat yeniyor. Bir ay sonra bile oluyorum. Ölüyorum. Yine kırmaları yiyoruz ya. Bunlar kırmayı duruyor. Nasıl yapıyorsun? Kırmayı kırıyorum. Onun için yağı katıyorum, ilmen doğruyorum. Önce topluyorsun zeytini. Tepliyorum, topluyorum. Güzelce yıkıyorsun. Güzelce yıkıyorum. Taşla eziyorsun. Taşla eziyorum, temiz bir yakıda. Ondan sonra şey yapıyorum, böyle şeyin içine katıyorum. Bidonlara doluyor. Su katıyorum. Onda içine. Suyu değişiyor mu? Değişiyor. Değişiyor. Ondan sonra tuz katıyorum. Yiyeceğimiz gıda katıyoruz. Şimdi zeytinleri kırdın, buna doldurdun. Suyu da doldurdun. Tuz ne kadar atıyorsun? Tuzu şeysini gördü, zeytini gıda katıyorum. Yani bu 5 kilo diyelim. 5 kiloya ne kadar atıyorsun? Bir avuç mu? Bir avuç katıyorum. Bir avuç atıyorsun. Bir avuç katıyorum. Ondan sonra bekliyor. Bunun da suyunu değiştiriyor mu? Değiştiriyorum tabii. Bunu eve suyunu değiştiriyoruz 2-3 kere. Ondan sonra tuzunu katıyoruz. Ondan sonra tuzunu ondan sonra katıyoruz. Ondan sonra yemeğe oluyor galiba. Açıkta duruyor. Biraz daha duruyor. Ondan sonra yiyeriz galiba. 15 gün sonra yeriz. 15 gün sonra. 3 hafta sonra bile yeniyorum. Evet. Şimdi burada pekmez var. O ne pekmezi? O üzüm pekmezi. Üzüm yapıyoruz. Ayağımdan yeniyorum. Bir kesenin içinde yapıyorum. Kazanı katıyorum. Kazanda da şey diyorum. Hani çırasını bir bekletiyorum. Ondan sonra üstüne alıyorum, süzüyorum. Kalanı keseye katıyorum. Onu sızdırıyorum. Öyle akı diyorum. Bazı yerde toprak atıyorlar. Siz de atıyorsunuz mu? Atıyoruz. Toprak. Nereden alıyorsunuz toprağı? Toprağı şeyler vardır. Satıyorlar ya toprağını. Oradan alıyoruz. Her yerin toprağı olmuyor tabii. Olmuyor. O ayrı bir yerde oluyor toprağı. Pazarlardan alıyoruz. O dağlardan, bilir yerlerden almıyoruz. Biz Nazilli'den alıyoruz. Şimdi burada portakal çok ya. Portakaldan reçel yapıyorsunuz mu? Yapıyorlar. Kızanağı yapıyorlar. Var mı? Yok herhalde. Bizi yer diye korktunuz yani. Getirmediniz. Hemen bizim eskiden haberimiz yoktu. O olsun yapardık. Değil mi? Bir de nar ekşisi mi o? O nar ekşisi. Onu nasıl yapıyor? Onu da yanından çiğniyor. Çiğneyim, kınmasını endiriyorum, kaynatıyorum. Ne kadar kaynıyor? Belli oluyor o. Kıvamını ayarlıyorsun yani. Tabii, ayarlıyorum. Göz kararı. Kararıyor, akıtıyorum, bakıyorum, kerçeğler yapıyorum. Nasıl oluyor, nasıl kalıyor. Koyu aldım, endiriyorum. Ondan sonra biraz soğutuyorum, ondan sonra şişeleri katıyorum. Temiz bir yakalara. Ondan sonra hazır oluyor. Hazır oluyor galiba. Yani şeyde, salatada falan mı kullanıyorsun sadece? Salatada kullanıyorum, her şeyde. Her şeyde kullanabilirim. Turşu ne yapıyorsun?
turşu hepsini yaparız. Marul salatası yaparız. Biber turşusu yaparız. İçine patlıcan katarız. Bazı öl. Her zaman değil de arası yediğimizde. Turşu ayrı süreli ettiğimiz olur. Onun içinden bir turşu yapar. Şey, biberden ederiz. Peki eskiden bu köyde portakal var mıydı? Ben gelir var. Ben buraya gelir var. Kaç yıl oldu? Ben geleli bayağı 60 seneler oldu. 60 senedir var yani. Var. Sen önceden ne yapıyordunuz? Çocukluğun nasıl geçti? Benim çocukluğum dağlarda geçti. Koyun. Biz esas kırık çıkıkçıyız. Benim nenem vardı. Çıkıkçıydı. O benim yanını bekledi, yapardı. Bir mamamla gösterdi, elinden gösterirken beni çıkıkçı yaptı. Giderdim tarladan, kök kaza geldim avuçlan giplerine, kargış kökü. Onları sıyırıyordum, döverdim, döverdim. Bıçak çok hareket ediyor, sıkıntı olmaz değil mi? Bilmem, koyamam yere. Ondan sonra döverdim, döverdim. Ocakta bir kaynadırdım. Onu südülene, o çıkıkçılara o yapardık. Ondan sonra nenem var, büyük nenem vardı, babaannem. O unarırdı. Giren çıkan belesti evimizden, çıkıkçı olduğumuzdan. En azından bildiğiniz teknikleriyle yardımcı oluyordunuz. Çünkü işte, yokluk zamanı öyleydi. Evet, evet. Şimdi eskiden yokluk vardı da kıymetini biliyordun. Şimdi nasıl? Evet, şimdi gene ya şeycim o içim ya. Onu yapıyorum gene de yine yapamıyorum. Sen kıymetini biliyordun da gençler biliyor mu? Önemli olan o. Evet. Biliyor mu gençler kıymetini? Bilmiyoruz gari. Biz biliyoruz ama onlar biliyor mu bilmiyoruz. Neyi bilecekler? Onlar can isteriz işlerler can isteriz şimdi. Hazır olunca yiyorlar ama değil mi? Tabii hazır olunca yiyorlar. Öyle mi? Ben yapayım ki şöyle çalışın. Çalışın ısıyorlar insana değil mi? Kızıyorlar. Ya. Çalışın dedim mi kızıyorlar. Ben eski sene çalışmayı seviyordum. Biz çalışmayı seviyoruz. Ben 80 yaşına girdim, ben daha hala çalışıyorum. Peki torunları anlatıyor musun sen geçmişi? Geçmişi. Dinlemezler. Belki dinlerler sen anlat ya. Bilmiyorum anlatıyorum diyor. Aman be eski zamanmış o diyorlar. Öyle mi diyorlar? Eski zamanmış o diyorlar. Şimdi ne yapacaksın şimdi işe bakım diyorlar. O işe bakım diyorlar. Şimdi rahatlık var değil mi? Şimdi öyle gidiyor. Saat 10 kadar yatarlar. Ondan sonra yemek yiyorlar. İşte bu. Ya. Peki gençlere ne söylemek istersin? Ne demek istemiyorum? İşlen kızım, karnınızı doyurun, bu iş yapın, bu iş yapın. Davranın. Elinizdekinin kıymetini bilin. Her şeyin kıymetini bilin. İşlen, ödedin, öl derin. Ne diyeceğim başka? Eskiden bir tane zeytini böyle zayi etmezlerdi, israf etmezlerdi de. Şimdiki zamanda israf... Çiğniyorlar, çiğniyorlar. Nimet azgınlığı var biraz millette de ondan sıkıntı var değil mi? Çiğniyorlar. Benim neneciğim vardı birisiydi. 99 yaşında öldün mü? Peki dedi. Nasıldı? Tüh, dıkın buğut kalırdı. Bir buyursa, bir işi buyursa bu dıkın buğut kalırdın da biz de onun işini görürdük. Şimdi Allah da ne dedi. Öyle işlerden yok. O evliymiş. O evliymiş. Peki eskiden telefon yoktu. Dağlara gidiyordun ya. Oradan seni nasıl çağırıyorlardı, nasıl sesleniyorlardı sana? Uzak, ben fazla gitmezdim canım, ben ilgari ufaktan. Çağırırken nasıl çağırıyorlardı? Adımı söylerlerdi. Öyle çağırıyorlardı. Sen koyunlara nasıl çağırıyordun? Ne diyeceğim, ben koyunlar ne dedim ben? Atlarını söylerdi, tut eliydi. Koyunların hepsinin ismi mi vardı? Ya bak canım, koyunların hep ismi yok. Koyunlar düz derdi, işte böyle çeyrek gitmezdim ben fazla koyuna. Benim cümkü kırık çıkık öğrettiler bana. He. Ufaktan nenem, bu nenem. Öyle dedi. Bizim nenemiz çok şey değerli insanı da. Değerli dedi. Nenem gibi insan mı kıyındı? Peki nenen anlatıyor muydu eskileri sana? Anlatırdı ya. Biz öyle yapardık. Böyle ama sen yapardık. Dinliyordun. Ben dinliyordum. Şimdi senin torunlar dinlemiyor. Dinlemiyor. Eskiymiş o. Evveldenmiş o. O evveliymiş. O evveliymiş. Ne olacak böyle? Gençlerin ne sonu? Gari? Biz onların müsaade onları verdik gari. Ne yapsalar yapsınlar. Onlar ne anlatacaklar işte torunlarına değil mi? Anlatsınlar. Biz babaannemiz öyle diyor desinler gari. Dinlemedik onu desin. Değilir mi acaba? Demezler. Demezler. İşte. Böylece de kültürümüz unutulup gidiyor değil mi? Unutulup gidiyor. Bak ben unutmuyorum ben. Ya, ama ben, işte büyüklerin anlatmış sana sen de dinlemişsin ondan unutmuyorsun. Ben dinledim. Benim babacığım da öyleydi. Öyle namaz kılmayanlara, civar içine çok kızardı. Babacığım benim öyleydi. Çok değerli insan biz ama işte nasıl olduysa olduk biz bunlara. Hiç boş durma sevmem ben. Ne güzel. Ya, ne için? Gençlere örnek olsun değil mi? Örnek olsun. Peki teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şimdi bu turşulardan vardır. Bir iki de bakalım turşulara ya. Daha. Neyse. Turşu da gelir herhalde. Daha. Teyzemizi biz fazla yormayalım. Gençler geçmişi dinlemiyorlar diyor. Geçmiş geçmişte kaldı diyor ama geçmişi olmayan insanın da geleceği olmaz diyelim. Devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
Değerli izleyicilerimiz, Yalankuyu'da haliyle tarımla uğraşan arkadaşlarımız var. Tarım denince de bu bölgede zeytin ve mandalina, portakal işin içine giriyor. Şu anda gene narenciye bahçesindeyiz. Hasat yapılmış. Bakalım bu sene hasat verimli geçmiş mi? Onu da arkadaşımızdan bilgi alacağız. Tanıyalım seni. İsmim İbrahim Eyol. Yalankuyu köyünde ikametgah ediyorum. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu sene portakalı hasat ettiniz. Hasat ettik Allah'ın izniyle. Sağ yani faydası oldu mu? Bu sene portakal çiçek zamanında bir güneş sıcaklık vardı. O yüzden çiçeğin döktü. Verim düşüktü yani, istenilen verim olmadı. Fiyat konusu nasıl? Fiyat konusu ilk başlarda iyiydi. Şu anda biraz durgun. İnşallah sonu iyi olur diye düşünüyoruz. Ama toplamda bir şey kalmadı değil mi? Şu anda toplamda ağaçların başında hiçbir şey kalmadı. Genelde portakal var ama mandalina da var galiba değil mi? Mandalina. Mandalina durumu nasıl? Mandalina durumu fazla mandalin yok bizim burada. Hı. Az bir sayıda. Onlar da normal pazarda toplanıp satılıyor işte. Yani mandalinayı hazırladınız, her şey bitti. Siz satışa gönderdiniz. Evet, şu anda satışa. Şu anda bakımları neler? Şu anda arlaması var. Gübrelemesi yani var. Evet, ondan sonra gübrelemesi var. Hı. Böyle zaman geldikçe işlemler devam edecek. Budamayı nasıl yapacaksınız? Başladınız mı? Budamayı daha başlamadık. Başlayacağız. Havalar biraz daha ısındığı zaman. Şu anda budama yaparsak ağaçlar dokunabilir soğuk olursa. Anladım. Gerçi iklim de bu sene sıcak gidiyor. Üstler mi uzamasın, büyümesin diye mi budama yapıyorsunuz, yoksa araları da açıyorsunuz? İşlerini aralarını da açıyoruz. Yukarı giden dallarını da kesiyoruz. Hı-hı. Böyle. Peki sulama devam edecek mi? Gübreyi vereceksiniz ama. Köyümüzde su sıkıntımız var. Damlama olsun veyahut da artesen gibi yeni bir sistem çakılırsa, hı, daha iyi olacak. Yaz, normal vahşi sulama yapıyoruz. Normal. Artizanımız var. Artizandan suluyoruz. Köyün her şeyin 28 dakika bir su hakkı var. Bu da köyümüz yetmiyor havalar sıcak olduğu için. Devlet büyüklerimizden bir yardım eli istiyoruz işte. Peki portakal. Gerçi muhtarımızdan da uğraşıyoruz da. Evet. Ya o konuyla ilgili zaten bilgi almıştık. Bir çalışma yapılacakmış herhalde. Peki günlük kaç sefer sulamak gerekiyor portakal? Vallahi biz sezonda havanın durumuna göre 2 sefer, 3 sefer suluyoruz. Mutlaka sulamak gerekiyor. Yoksa sulu yani su portakal olmaz. Su hayat demek. Su olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor. Mandalina için de geçerli mi aynı şey? Aynen. Narenci hepsi, için. Narenci ürünlerinde hepsinde geçerli. Hepsinde geçerli. Zeytin de. Hı-hı. Yani su değerli bir varlık. Su olmadı mı hiçbir şey olmuyor. Şimdi budamaya hangi ay başlayacaksınız o zaman? Mart gibi başlarız. Mart'ta başlayacaksınız ve devam edeceksiniz böyle. Yani budamaya da nelere dikkat etmeleri gerekiyor insanların? Vallahi budamayı biz bilen kişiyi ağırlattığımız için, hı, onlar... Mutlaka bilen bir kişinin yapması gerekiyor değil mi? Anlayan bir kişi yaparsa daha iyi olur. Yani biz yaparsak yanlış bir dalını kestiğimiz zaman o sene meyve verimi düşer. Evet. Onun için bilen bir kişi her zaman. Bir de burada zaten ağaçların boyu kısa. Siz uzamasını dengeleyecek kesimler, evet, ona göre yapılıyor galiba değil mi? Mandalina da aynı şekilde. Zeytinde de aynı. Portakalda da aynı. Evet. Gübreyi ne zaman atacaksınız? Gübreyi ocağın sonunda toprak gübresini atarız 20-20. Evet. Ondan sonra Mayıs aylarında bir litret veririz. Hı-hı. Temmuz-Ağustos aylarında veririz. 3 sefer yetiyor. Belli zamanlar. Hayvan gübresi veriyorsak hayvan gübresi. Hayvan gübresi de verebiliyorsunuz. Dinlendim işte. Tabii işte. Peki belli zamanlarda toprak analizi yapmak gerekiyor mu bölgede? Bence gerekli. Evet. Siz yaptırdınız mı? Biz geçen sene yaptırmıştık. Hı-hı. Biz hayvan gübresi attığımız için normal değerlerin üstünde fazla bir şey çıkmadığı için biz fazla bir gübre vermedik. Evet. Ya sulamak ne kadar önemliyse toprak analizi de aslında önemli. Kaç yılda bir bunu yapmak gerekiyor? İki yılda bir yaptırıyoruz biz. Yani 2 yılda bir yaptırılması önemli. Çünkü mineral değerleri değişebiliyor. En azından gübreyi fazla vermemek gerekiyor. Ne yapacağımızı bilmeliyiz. Hı-hı. Gerekirse yaprak gübresi yaptırıyoruz, hı-hı, yapraklarından. Yani. Eğer bir yetkili bir ilaç varsa onu atıyoruz. Hepsi bu kadar. Peki çiçeklerine ne kadar şey verecek misiniz? İlaçlama yapılacak mı? Valla ocak sonlarında göktaş atıyoruz biz. Ondan sonra bekliyoruz işte. Ondan sonra bekliyorsun. Sen nelerle uğraşıyorsun? Ben hayvancılık. Hepsi var. Hepsi var. Allah köyde aşkına. Olunca hepsini hepsi bilmek var. Gerekiyor değil mi? Öyle, az çok bileceğim. Elinden geldiği sürece, Allah sağlık verdiği sürece hepsini, evet, yapacağız. Allah kolaylık versin. Amin. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyicilerimiz, haliyle de köylü arkadaşlarımız üretiyor. Üretirken de onlardan teknik konularla ilgili bilgiler almaya çalışıyoruz. Ya da bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Biz de devam edeceğiz. Ayrılmayın.
Değerli izleyicilerimiz, haliyle köylerde zeytin hasatı var ama biz hep zeytinyağını çektik. Bunun haricinde de zeytin yapan yerler de var. Şimdi teyzemiz var yanımızda. Bakalım bu zeytin nasıl yapılıyormuş, değil mi? Tanıyalım sizi. Hatice İnön. 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 Zeytin nasıl yapılıyor? Zeytin önce müşteriden alıyoruz. Tarladan topluyorlar. Traktörlerinden getiriyorlar. Biz eliyoruz. Tamam. Boyutlandırma mı yapıyorsunuz? Büyük küçük adedine göre ayırıyoruz. Tamam. Parasını ona göre ayarlıyoruz. Ondan sonrasını seçiyoruz. Yani zeytinlik, zeytin olacak yani yağ olacakları falan mı ayırıyorsunuz? Onları ayırıyoruz. Adedine göre ayırıyoruz. Tamam. Yağlıkları bir ayırıyoruz. Büyük boylara, güzellere diliyoruz. Tamam. Dildikten sonra suyun içine katıyoruz. Dilme makinesi mi var? Evet. Makinede diliniyor. Makinede diliyoruz. Bazen çok olursa elimizle dildiriyoruz. Tamam. Elimizle dildiriyoruz. O zor olmuyor mu? Zor oluyor ama o biraz pahalı. El dilmesi pahalı gidiyor. Makine dilmesi ondan 10 kuruş aşağı gidiyor. Biz makinede diliyoruz. Tamam. Sonra diliyoruz, dildin. Diliyoruz. Bugün dildiğimizde yarın suyun içine katıyoruz. Tamam. Suyun içine katıyoruz. 3-5 gün suyun içinde kalıyor. Ondan sonra tuzunu veriyoruz. Tuz verdikten sonra tuzun adedini ölçüyoruz. %8 tuz veriyoruz. Bidon başına 100 kiloluk bidona 8 kilo tuz veriyoruz. Tamam. Veriyoruz. Bidonlarımızın ağzını kapatıyoruz. Müşterilerimiz geliyor. Bakıyorlar, beğeniyorlar. Anlaşırsanız fiyatına toptan satıyoruz. Peki fiyatlar nasıl bu sene? Fiyatla geçen sene de gibi. Aynı öyle. Hı. Ama kuraklık olduğu için zeytinler ufak. Zeytin çok, çok ufak zeytin. Yani fazla öyle işlem yapılmıyor. Evet. Yani yemeklik zeytin olması için ne kadar zaman geçmesi gerekiyor? 20 gün içinde yemeklik zeytini dileceksin. 20 gün içinde tuzunu vereceksin. 2-3'e tuzlu suyunu döktükten sonra normal su katacaksın, koyacaksın. Zeytin tatlandı. Hiçbir şeye koymadan. Acılığı falan da gitmiş acılığı, oluyor. Her şey. Ondan sonra direkt yenebiliyor. Ondan sonra direkt sofraya gelebilir. İyi bilirsin. Yani çok fazla zeytinyağı fabrikası var. İnsanlar zeytin yapıyor ama zeytinyağı yapıyor ama siz zeytinle uğraşıyorsunuz. Biz zeytinle uğraşıyoruz. Yağ işi bizde yok. Sadece kırma, dilme, seli zeytini yapıyoruz pastırma. Biz onlarla uğraşıyoruz. Ya hepsi bu kadar mı? Bizim bileceğimiz bir şey var mı? Zeytinde yaparken dikkat edecekleri bir şey var mı? Dikkat edecekleri bir şey. Ben yapıyorum gari, benden alsınlar de. Ha, ben yapıyorum ki, benden alsınlar, gelsinler müşteriler hep buraya. Ne edebası gelsinler. Anlaşırız hepsinden de. Dükkanın patronu sen misin? Şimdilik benim. Ben sayılırım. Söz hakkı sende. Söz hakkı bende, parla bende, her şey bende. Para sendeyse sıkıntı yok zaten. Para bende, sıkıntı yok. Yüklücü oğlum, getiren olursa omuzunda yüklüyor, eliyor. Ben de yardım ediyorum. Küpe doldurdun mu paraları? Dolacak. Daha dolacak. O zaman senin küp büyük demek ki. Küp yok daha bizde. Öyle mi? Yok daha küp. Dolacak. Allah bereket versin. Ya öyle tabii ya. Allah bereket versin. Allah bunu da yediğime nasip etsin. Sen bu yaşta mücadele verip uğraşıyorsun 70 ya. 70 yaşındayım ben. Yani uğraşıyorsun işte. 70 yaşındayım. 51 doğumluyum ben. Oğlan mı daha çok çalışıyor, sen mi? Arbalarda çok çalışıyor, gelen mallarda. Elim işi onun, dilim işi benim, kasala, zeytinler benim işim. Yani çalışmaktan kaçanlar gelsin de beni görsünler burada diyorsun. Görsünler, her zaman kapım açık. Geleni de zeytin katıverin. Hem yemiş olurlar, tatmış olurlar, gömmüş olurlar. Yiyecek zeytinin var mı şimdi burada? Çok, yiyecek zeytinim var. Çok değil ya, biz yiyecek, tadına bakacak kadar. Ya, var, yiyecek zeytinim var. Tamam. Var, kendi yediğimden de verin sana. Sen yiyecek ol. Biz gidelim mi şimdi? Yeter mi bu kadar? Yeter deme. Allah razı olsun. Reklam güzel. Değil mi? Güzel. Ya reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bir de senin gibi böyle tonton teyzelerim çalışıyor ya. O daha güzel. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Allah razı olsun. Evet, değerli izleyicilerimiz, haliyle de şimdi bir türkü söyleyecek arkadaşımız varmış. Biraz uğraştırdı bizi ama bulduk. Bakalım ne söyleyecek birazdan. Yavaş yavaş böyle programı kapatma moduna geçtik. Geçtik de arkadaş izin verirse tabii biraz uğraştırdı türkü söylemek için. En sonunda yakaladık yani. Bakalım bize ne söyleyecek ama önce tanıyalım. Ben Şekerim Ali.
Türkiye gelen herkes tanır. Sevenlere sevmeyen Allah razı olsun herkesten. Saray ismi ne dedin? Ali Bilgen, Saraylı diye tanırlar. Ali Bilgen. Türkiye Cumhuriyeti. Bilgen. Ali Bilgen. Saraylı diye tanırlar. Sevilen bir çiftçi bir insanım. Mağdurum ayrı bir olay. Sizler için güzel bir şey söyleyebilirim. Mağdurum mağdurum türküsünü mü söyleyeceksin? Ne söyleyeyim? Hayır demeyeceğim. Onu herkes biliyor. Artık sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim. Sen ne söylersen söyle. Bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim. Bitsin artık bu çile. Çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle. Bu hayat geçmez böyle. Sana dönmeyeceğim. Tüm büyüklerimi duyururum. Bu zeytin işinde bizim hayatımız geçen sene zeytinimiz aynı 4 lira yine 4 lira. Zeytin yövmesi 150 liradan 170 lira. Sıkma yövmesi 250 liradan şu anda 400 lira. Bize acaba 3 tane traktörüm vardı, 16 hayvanım vardı. 2 tanesi gitti, 3 tane ineğim kaldı. Acaba kimler duyar? Vicdanın eli koyup da bizi bir el atarsanız sevinirim ben. Benim 160 dönüm ÇKS'm var. 400 lira para yatırım için. 400 lira. Zaten traktörün bir tane 400 lira mazot alıyor. Eskisi gibi öküzde sürmeyi düşünüyor mu tarlayı? Öküz alma şansım yok. Yani zeytin fiyatı aynı ama ya, öbür türlü rakamlar şimdi, yüksek. Şimdi şefim şunu söyleyeyim ben. Benim burada zeytinyağım 3 sene önce 20 lira. Hala 20 lira. Valla bir türkü söyle bağlayalım işi. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Hep kıskandım seni ben ömrüm boyunca. Aramıza kimse gelip girmesin. Bu da yeter. Yani zeytinle çiftçinin arasına kimse girmesin. Girmesin. Kimse girmesin. Zaten girmiyor la. Denizin dibinde haccam demirden evler. Akkerden altında dizilmiş benler. Söylemeyeceğim gayet yeter. Teşekkürler. Evet, değerli izleyicilerimiz bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. Haftaya bir başka bölümde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu ve sağlıklı.